Ben da bana şey geldi, uzak geldi biraz. Yedi cihada hükümran, çağ açıp çağ kapayan, şanlı komutan Sultanlar Sultanı, Fatih Sultan Mehmet Han'ı, yüce hünkârı vefatının 532. yılında Hakk'a yürüdüğü yer olan Hünkar Çayı'nda düzenlemiş olduğumuz anma programına hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Sayın Bakanlarım, muhterem kardeşlerim, hafızasını kaybeden insan dostunu düşmanı ayırt edemez. İstikbalini ve geleceğini de planlayamaz. Biyolojik olarak yaşasa da kimliğinin farkında olamaz. Milletler de böyledir. Milletlerin hafızaları da tarihleridir. Hafızalarını kaybeden milletlerin istikbali ve gelecekleri de karanlıktır. Milletler hafızalarını tarih şuurları ile konular beslerler. Saygıdeğer Hazır'ın, bizler tarih boyunca insan merkezli, insan öne çıkaran ve insanlığı yüceten büyük medeniyetler inşa ettik. Tarih boyunca milletimizin içinden tarihe yön veren, tarih akışını değiştiren büyük liderler ve şahsiyetler çıktı. Bugün burada vefatının 532. yıl döneminde rahmetle andığımız Fatih Sultan Mehmet hem milletimiz için hem de gebzemiz için özel bir yeri ve anlama sahiptir. Fatih Sultan Mehmet Han 3 Mayıs 1481'de şu anda bulunduğumuz bu mekanda sefere çıktığı karargah kurduğu Hünkar Çayı'nda vefat etti. Onun torunları olarak elbette bizlere ve Gebz halkına yakışan böyle bir tarihi şahsiyete şehir olarak güçlü bir şekilde sahip çıkmaktı. Onun ruhanetini, bıraktığı eserleri ve milletimiz içinde yaptıklarına vefa göstermekti. Bu topraklarda vefat eden büyük insanı ismine layık bir anmayla hatırlamak ve genç kuşatlara tanıtmak boynumuzun borcuydu. İşte bu niyet ve düşünceyle 3 yıl önce başlattığımız Fatih Anma Etkinleri bu yıl büyük bir projeye dönüştürdük. Profesör Doktor Sayın Mehmet Çelik hocamızla koordinatöründe 1 ve 2 Mayıs'ta yapmış olduğumuz ilk birinci uluslararası sempozyumla başlamış olduk. Bilim adamlarımız Fatih Sultan Mehmet'in kişiliği ve yönetimi, icatları ve ufkunu tüm yönleriyle ele aldılar. Ama etkinlikleri kapsamı büyük bir hizmete daha imza attık. Bugüne kadar yapılmayan 40'a yakın doktora çalışması, binin üzerinde makale ama Fatih'in fermanlarıyla ilgili yapılmayan bir çalışmayı da Gebze Belediyesi olarak gerçekleşmiş olduk. Fatih Sultan Mehmet peygamberimizin İstanbul elbette fethedilecektir. İstanbul'u fetheden komutan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir hadisi şerifiyle övgüye mahsur olmuş bir insandır birçok yönüyle gençliğimize örnek olması gereken özelliklere sahiptir. Yine 532. vefat gününde yine burada vefat ettiği alanda onu anmak ve anlatmak anlamında gençlerimize gösterme anlamında yapmış olduğumuz bu etkinliğin son gününü yapıyoruz. İnşallah burada Sayın Bakanımızın, Sayın Valimizin, Sayın Milletvekillerimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın Destekleriyle inşallah burada yapacağımız bir projemiz daha var. İstanbul'a gelen 12 milyon turistin 1 milyonunu da buraya çekmeyi arzu ediyoruz. Artık şehre tarihi bir kimlik kazandırma, şehri Fatih ile anılabilir bir hale getirmek anlamında ve diğer tarihi değerlerimizle birlikte bir kültür şehri, tarih şehri olmak için burada bir panorama arzu ediyoruz. İnşallah bunu arzu ediyoruz. Bakanlarımızın, milletvekillerimizin, valimizin, büyükşehir desteğiyle burada Fatih'in doğduğu, büyüdüğü, şehzadelik dönemleri, padişahlık döneminde bulunduğu mekanların içerisinde müze haline getirebileceği bir alan haline getirmeyi arzu ediyoruz. Ve burada ecdadımızın yaşaması ve Fatih'i burada gençlerimizin, gelecek nesillerinin tarihini hatırlaması ve gelecek tarihi yazması anlamında bir bilgiye sahip olmasını arzu ediyoruz. <laughs> Ve bu niyetle burada yine 532. yılı dönemi vasıtasıyla Mekke'de 100 tane hatim okutuldu, hatmi şerif okutuldu. Medine'de 100 tane, Kudüs'te 100 tane, 81 vilayette, Balkanlarda, Fatih'in ayak bastığı her yerde okunan hatmi şeriflerin biraz sonra cuma namazından sonra inşallah hatim duasında yapılacak ve programımızı kapatmış olacağız. Ben hepinize şükranlarımı sunuyorum. Başta sayın bakanlarımız, değerli protokol ve siz değerli Gebze'li hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili evlatlarımız. Hepinize şükran ve minnet borçlarımı sunuyorum. Ve sizlerin huzurunda bir kez daha ecdadımız rahmetle şükranlanıyor. Onlar hayırlı bir evlat olma, hayırlı bir torun olmak vesilesini bizlere Rabbim nasip ettiği için bir kez daha şükrediyorum. Hepinize teşekkürlerimi bir borç biliyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Saygıdeğer Dışişleri Bakanımız, kıymetli konuklar, sevgili Gebze'li kardeşlerim. Bugün Fatih Sultan Mehmet Hanı anma etkinliklerinde bir aradayız. Bundan dolayı ne kadar mutlu olduğumuzu anlatamam. Bu vesileyle hepinize hoş geldiniz diyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu tür etkinlikler bizi değerlerimizle buluşturan etkinliklerdir ve onları daha yakından tanımamıza vesile olan etkinliklerdir. Ülkemizde geçmişe, özellikle Osmanlı dönemine karşı gerçekten büyük bir ilgi, büyük bir teveccüh olduğunu görüyoruz. Çünkü o dönemin bize söylediği çok şey var bugünü ve geleceğimizi aydınlatan çok şey. Bu teveccühü kuru bir övünme, tarihle övünme davasının ötesine geçirmek, şahsiyet oluşturma sürecimizin ana unsurlarından birisine dönüştürmek zorundayız. İşte 1432 yılında doğan Şehzade Mehmet'i bugün niçin Fatih Sultan Mehmet adıyla andığımızı o şehzadeyi bir cihan padişahına dönüştüren ilkeleri araştırmak bizim görevimiz ve onları özümsemek. Evet Fatih İstanbul'u fethetti. Onun dışında ders alacak ne biliyoruz? Bu soruyu sorabilmeliyiz. Fatih'in hayatına, yaptıklarına, fikirlerine baktığımızda ilk alacağımız mesajlardan bir tanesi Fatih Sultan Mehmet eğitim ilişkisi olmalıdır. Gerçekten de çok çeşitli konularda çok nitelikli hocalardan ders almış, çok iyi yetişmiş bir insan Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet tesadüfen olmuyor. Çok iyi yetişmiş bir insan olmak gerekiyor. İnsanı çok iyi yetiştirmek gerekiyor ki Fatih Sultan Mehmet olsun. Fatih Sultan Mehmetler olsun. Avni ihlasıyla Muhteşem şiirler yazan, sanata düşkünlüğüyle bilinen ve mühendislik kabiliyeti muhteşem olan bir idareciden, bir sultandan bahsediyoruz. İstanbul'u fethederken adeta kendi tasarımı olan topları ve yüksek teknolojiyi kullanan bir padişahtan bahsediyoruz. Bunun yanında birçok savaştan muzaffer bir komutan olarak ayrılan ama aynı zamanda 5-6 dili ana dili gibi konuşabilen bir padişahtan bahsediyoruz. Sadece İstanbul'u fethetmekte kalmıyor. Osmanlı Beyliği'nden Osmanlı Devleti'ne dönüşen yapıyı İstanbul'un fethiyle Osmanlı İmparatorluğu'na dönüştürüyor. Fatih Sultan Mehmet fethi sırasında döktürülen toplarla, Teknoloji ile devlet arasındaki ilişkiyi, devlet yöneticileri arasındaki ilişkiyi bize anlatıyor. Belki de en önemlisi Fatih'in hayatı, Fatih'in idealleri bize Hazreti Peygamber'in sünnetine, Hazreti Peygamber'in mesajlarına olan bağlılığı anlatıyor. Onun mesajlarının peşinden nasıl bir idealist insan olarak gittiğini bize anlatıyor. Onun için değerli konuklar biz Fatih Sultan Mehmet dediğimiz zaman sadece İstanbul'un fethini değil birçok şeyi birden anlamak mecburiyetindeyiz. İşte burada yapılan etkinlikler Fatih'in bölgemizde ülkemizde yeni bir bakış açısıyla yeniden kavranmasına, yeniden anlaşılmasına vesile olacak etkinliklerdir. Nasıl hayatı bize derse ölümü de bize ders olan bir insanı hatırlayacağız. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra yeniden canlanması, yeniden hayat bulması, yeniden ihya edilmesidir. Bizans elinde köhneleşmiş, artık ışığı sönmekte olan İstanbul'un yeniden dünyanın önemli merkezlerinden birisi haline gelmesidir. Bunlar bizim Fatih'ten aldığımız Fatih'ten alacağımız çok önemli derslerdir. Bu dersleri yeniden hatırlamamıza vesile olan Gebze Büyükşehir Belediyemiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve Kocaeli Valiliğimize böylesine güzel bir etkinlikte bizleri buluşturduğu için bir kere daha teşekkür ediyorum ve Büyük Sultanı Fatih Sultan Mehmet Han'ı tekrar rahmetle, minnetle anıyor hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Saygıdeğer bakanım, değerli konuklar, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakur torunları. Bu mübarek mekanda, bu mübarek zamanda hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun, cumanız mübarek olsun. Mekanlar vardır, yücedir, uludur. Bize ulu şahsiyetleri hatırlatır. İşte hünkar çayırı, bize Fatih Sultan Mehmet Han'ı hatırlatıyor. Öyle insanlar vardır ki o ulu mekanlarda sadece tek başlarına bir fert olarak değil bir milletin tarih içindeki kutlu yürüyüşünü temsil ederler. Fatih Sultan Mehmet Han böyle yüce bir insandı. Aziz milletimizin ta Orta Asya Viyana'ya doğru giden o adalet yürüyüşüne öncülük eden zirve bir şahsiyetti. Eğer o şahsiyetleri anlarsanız, eğer o şahsiyetlerin niçin yaşadığını, niçin öldüklerini, niçin ter döktüklerini, niçin cihad ettiklerini anlarsanız o milletin ruhunu da anlarsınız. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz hükmünce hakkın rahmetine, hakka doğru giderken bile ulu bir davayı, ulu bir ideali, Göğsünde, zihninde, kalbinde tekrar ede ede yürüye gitmiştir. Allah ondan razı olsun. O bir ihya edicidir. O bir yeniden kurucudur. Neyin, nelerin? Öncelikle bir davanın, tevhide dayalı, adalete dayalı büyük bir davanın çağındaki lideridir, öncüsüdür, mimarıdır, ihya edicisidir. O bir bilginin, irfanın, hikmetin mimarıydı. Sahne semanı Fatih Külliyesi'ni kurdu. Semerkant'tan gelen her bir alimin attığı her adıma altın dökerek İstanbul'u bir bilgi ve irfan şehri yaptı. Ve bütün Rumeli'de, bütün Anadolu'da 208 cami inşa ettirdi. Her bir yere çil çil kubbeler döktürdü. Bosna'ya savaş sonrasına gittiğimde Foça'da barbarlarca yakılan Alaca Camii'nin geride kalan mihrabına secde edip hüngür hüngür ağlayarak dua ettim. Allah'ım Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu diyarlara emanet bıraktığı bu camileri, bu mescitleri bir daha böyle zulümlere mazur bırakma. Şimdi de buradan Hünkar şairinden tekrar yakarıyorum. Allah Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetine sahim çıkmayı bizlere nasip eylesin. Hangi şartta ve ne olursa olsun onun emanetinden bir tek taşın, bir tek çakılın sökülmesine izin vermesin. Bizleri onunların bekçileri kılsın. Ve tabii hepiniz bilirsiniz. Bir Rum mimarla ihtilaf ettiğinde Hızır Çelebi'nin huzuruna vardığında ayakta bekletilmesi istenir. Beklemesi istenir Hızır Çelebi tarafından, İstanbul Kadısı tarafından. Hüküm onun aleyhinedir ve der ki hüküm verildikten sonra eğer benim sultan olduğumu düşünerek adaletsiz bir hüküm verseydin işte bu kılıcımla seni burada burada öldürecektim. Hızır Çelebi'nin cevabı ise bir devletin sadece ulu sultanlarla değil adil hakimlerle, kadılarla, alimlerle ayakta durduğunu gösterir. O da cevap verir. Eğer sen de benim hükmüme itiraz etmiş olsaydın işte şu kılıcımla ben de seni burada öldürecektim. İşte bizim kurduğumuz devletin adalet esası budur. Değerli kardeşlerim, Fatih Sultan Mehmet Han'ı doğru anlamak lazım. Delikanlım işareti aldığın gün atandan, yürüyeceksin millet yürüyecek ardından. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Elde sensin, başta sen, gönüldesin, taçdasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Biz biz işte bu yüce şahsiyetin ayak izlerini takip ederek bir siyaset yürütüyoruz. Ve son olarak işte bu hünkar çayırından o yüce sultanın o bilgi hanın maneviyatına sesleniyorum. Nasıl ki sen bir Anadolu devleti, kısmi bir Rumeli devleti olarak görülen Os Osmanlı devletini, devleti aleyi Osmaniye olarak bir cihan devleti haline dönüştürdün. Türkiye Cumhuriyeti devletini, bir uzun savaşlardan sonra Anadolu'ya sığınarak kurduğumuz bu devleti cihan devleti haline getirmekte de bizim boynumuzun borcudur. Bu gerçekleşene kadar. Bize uyumak haramdır. Bize durmak, beklemek, başkalarının telkin ettiği gibi bekle gör politikaları takip etmek haramdır. Bu yolda devam yürümeye devam edeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın davası davamızdır. Aşkı aşkımızdır. Bilgisi, irfanı kutsal emanetimizdir. Adaleti, şehirleri yolumuzdur, işaretimizdir ve yüce devleti 21. 22. 21. yüzyıla taşıdığımız bu devletimizdir. Son olarak o Yüce Hakan'ın maneviyatına sizler adına sesleniyorum. Ey Sultanlar Sultanı, Ey Yüce Han, Yüce Hünkar, Bilge Sultan, Mekanın cennet olsun, Ruhun şad olsun, Sen, seni müjdeleyen ve öven yüce peygambere komşu ol cenneti alada. Bize de sana komşu olmayı Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Cumanız mübarek olsun. وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح. حي على الفلاح الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعفونا يا رحيم واعفونا يا كريم Vaghfir lana dunubana bi fadlika wa judika ve karamika ya akramal akramin wa rahimin. ilahi ya Rabbel alemin. Sana hamd ediyor ve şükrediyoruz. Hamdimizi ve şükrümüzü kabul eyle ya Rabbi. Habibi edibin Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize salat ve selamlarımızı arz ediyoruz ulaştır ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerimleri, kılmış olduğumuz, birlik beraberlik içinde eda etmiş olduğumuz cuma namazımızı, yapılan şu programı, okunan hatmi şerifleri dergahında kabul ve karin eyle ya Rabbi. Hasul olan ecir ve sevabı evvela alemlere rahmet olarak gönderdiğin sen olmasaydın hiçbir şey yaratmazdım diye buyurduğun, Habibim diye ilan ettiğin, alemlerin rahmet peygamberi, iki cihan önderi, Hazreti Peygamberimizin mübarek ruhlarına hediyeledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Ve diğer peygamberlerin, ashab kiramın, ehli beytin, cümle ehli imanın ruhlarına da hediyeledik, sen vasıl eyle ya Rabbi okunan hatmi şeriflerden, Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan ecir ve sevabı, hususuyla bugün burada toplanmamıza sebep olan, rahmeti rahmana kavuştuğu yer olan bu mekanda, rahmetine kavuşan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin ruhlarına hususuyla hediyeledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Kabrini purnur eyle ya Rabbi cennetinle, cemalinle müşerref olan bahtiyarlardan eyle ya Rabbi. Uzaklardan ve yakınlardan teşrif ederek, senin huzuruna el açıp, amin diyen cemaatimizin debediyeti irtihal etmiş, bir cümle geçmişlerinin ruhlarına hediyeledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini, cennet bahçelerinden birer bahçe eyle ya Rabbi. Cehennem çukurlarından birer çukur olmaktan, sen koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. Devletimizi, bütün İslam ülkelerini, ailelerimizi, evlatlarımızı her türlü belalardan, kazalardan, afetlerden, musibetlerden, şerlerden sen koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. Birlik beraberliğimizi, sevgimizi, kardeşliğimizi ilelebet daim eyle ya Rabbi. Birlik beraberliğimize vahdetimize zarar vermek isteyenlere sen fırsat verme ya Rabbi. Amin. Bahşetmiş olduğun imanla yaşamayı, imanımızın gerektirdiği güzel ameller, salih amellerle hayatımızı süsleyebilmeyi, bütün nefeslerimizde imanlı olmayı, özellikle son anda, son nefeste imanla, Kur'an'la ve kelime-i ki buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek imanlı bir şekilde göçmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhare'de yapılan, yapılıp kabul edilen duaların da zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Bu programın yapılmasında emeği geçen değerli büyüklerimizin yaptıkları bütün çalışmaları ...dergahında kabul ve karine eyle ya Rabbi... ...Fatih'in nesli olabilmeyi... ...onun ve geçmişimizin... ...bütün ecdadımızın... ...ruhlarını incitecek... ...her türlü davranışlardan... ...uzak kalabilmeyi... ...evlatlarımızı Fatihlerin... ...ruhuyla yetiştirebilmeyi de... ...cümlemize nasip eyle ya Rabbi... ...assalatu vesselam... ...aleyke ya Resulallah... ...assalatu vesselam... ...aleyke ya Habiballah... الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة